İmamoğlu'nun sözünü ettiği uyanık şirket ortaya çıktı, atmacalar. Bu da Pencere'nin manşeti. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arsayı bir uyanık 11 milyon dolara alıyor. Ertesi gün Kiptaş 47 milyon dolara bu arsayı o uyanıktan satın alıyor diyerek anlattığı arsa satış skandalının aktörlerinden olan uyanık şirketin Atmaca Gayrimenkul olduğu ortaya çıktı. Atmaca Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adem Atmaca'nın AK Parti'nin İstanbul Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım ile seçim döneminde bir araya geldiği ve propaganda yürüttüğü ortaya çıktı. Yıldırım ve Atmaca'nın bir araya geldiği basın açıklamasında Atmaca Şirketler Grubu'nun başarıları ele alındı. Independent Türkçe'nin Can Bursalı'nın haberine göre 2015 yılının son günlerinde Kiptaş Yönetim Kurulu Başakşehir Vaditepe projesi için karar alıyor. 7 Ocak 2016'da alanın yarısını Atmaca Gayrimenkul satın alıyor. 11 Ocak'ta ise Kiptaş'a satıyor. Arazinin geri kalanı ise MFA Gayrimenkul'e ait. İstanbul Belediyesi arazi için MFA Gayrimenkul'e de 130 milyon 500 bin lira ödeme yapıyor. Bugün gazetenin birinci sayfasında bakın, Anadolu Ajansı'ndan da, yani devletin ajansında da bazı alıntılar görüyorum. Türkiye'nin adını dünyaya duyurmayı sürdüreceğiz diyor şirketin geçmişindeki FETÖ izi. Oda TV'de yer alan habere göre Atmaca Gayrimenkul isimli firmanın daha önceki ünvanı Bigot Toman İnşaat Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Limite Şirketi olarak geçiyor. Bu şirketin kurucuları ise Lütfü Ağgül ve Mehmet Fatih Ağgül. Mehmet Fatih Ağgül hissesini Atmaca Gayrimenkul AŞ'nin sahibi Adem Atmaca'ya devretti. 27 Ağustos 2014 tarihinde Bigot Toman İnşaat Taşımacılık İç ve Dış Ticaret Limite Şirketi nevi değişiklik yaparak Atmaca Gayrimenkul AŞ olarak ilan edildi. Bu arada Fatih Ağgül MFA şirketini kurdu. Adının baş harfleri bakın. Mehmet Fatih Ağgül MFA. 23 Haziran 2016 tarihinde Atmaca Gayrimenkul AŞ tarafından MFA şirketi devralındı. Mehmet Fatih Ağgül terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen'in damadı. İşte haberin çok can alıcı noktası burası. Tekrar ediyorum. Mehmet Fatih Ağgül, terör örgütü FETÖ lideri Fethullah Gülen'in damadı. Şirketin kurucularından Lütfü Ağgül ise Mehmet Fatih Ağgül'ün kardeşi. Mehmet Fatih Ağgül'ün eşinin amcası Fethullah Gülen. Mehmet Fatih Ağgül yurt dışında kaçak. Adem Atmaca ise Türkiye'nin üçüncü büyük elektronik üreticisi filan böyle alıp başını gidiyor. Ne diyorsunuz efendim? Nasıl hissediyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları, vergisini veren dürüst insanlar. Ne hissediyorsunuz? Arsayı alıyor, hemen belediyeye satıyor. Çok kısa süre içerisinde el değiştiren milyonlarca dolar. Ne hissediyorsunuz? Çok önemli. Eğitim her şeyin başı. Bir heyecan, bir stres. Ama çocuk gelmek istiyordu, geldik ama çok telaşlı bir şekilde oldu. Yine son dakika golü oldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un son dakika yaptığı açıklama velilerin deyimiyle son dakika golü oldu. Saatler 20.41'i gösterirken Türkiye pek çok alandaki normalleşme adımlarını öğrendikten sonra öğrendi okulların açıldığını. Öğrenci, öğretmen, veliler hatta okullar bile hazırlıksız yakalandı. Cevapsız kalan birçok soru vardı. Şok oldum ben. Yani açılacağını beklemiyordum. Bir de benim çocuğum ikinci grup değil, birinci grup. Pazartesi, salı biliyorsunuz onlar. Pazartesi boş geçti. Salı birdenbire çocuğa yarın okula gideceksin demek hiç kolay bir şey değil. Çok şaşırdık. Yani bu kadar hızlı olması biraz enteresan. Çanta hazırlığı, kıyafettir, hazır banyodur vesaire derken kızımız da çok heyecanlandı. O keşke önceden o haberimiz olsaydı. Çok daha doğru olurdu. Daha önce 1 Haziran'da uzaktan eğitimin sona ereceği duyurulmuştu. Ancak sonrasında ne olacağı son dakikaya kadar cevapsız kaldı. Okullara da herhangi bir yazı gitmedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımla okulların açıldığını duyurdu. Dersleri çaldıktan sonra da kameralar karşısına geçerek bazı detayları paylaştı. Cevapsız kalan soruları yanıtlamak içinse Perşembe gününe randevu verdi. Anaokulları ve ilkokullar için ilk dersleri uzun bir aranın ardından
çaldı ve yüz yüze eğitim seyreltilmiş olarak haftada 2 gün olarak başladı. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren de ortaokul ve liseler için okullar açılacak. Ancak katılım tamamen isteğe bağlı. Öğrencilerin okula gelip gelmemesi velilerin inisiyatifine bırakıldı. İşte bu noktada da eğitimciler katılımın düşük olacağı konusunda uyarıyor. Karneler 18 Haziran'da alınacak. Sonrasında telafi eğitimi yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz'da sona erecek. Ancak öğrencilerin imkanlardan faydalanabilmesi için okullar yaz boyu açık tutulacak. O da velinin inisiyatifine bağlı. Bu durumda öğretmenler gelecek mi, gelmek zorunda mı, kaç öğrenci olursa ders yapılacak o da belli değil. Servisçi hazır değilken, okul idaresi hazır değilken, öğretmen plan ve program bakımından hazır değilken, okulları açın demek sadece okul kapılarını açın demektir. Eğitim, öğretim okullarda başladı anlamına gelmez. Bu haftayı pas geçebilirlerdi, biraz uzatabilirlerdi belki. Ben 7 yaşındaki çocuğumu kaybettiğimi düşünüyorum. Eğitim hayatı yani mahvoldu yani çocuğun. Veliler de eğitimciler de okulların açılması, eğitimin daha fazla aksamaması taraftarı. Ancak bir planlama dahilinde. Nasıl oldu, nasıl olacak derken yani bir anki akşam telaşı, uykusuz kalma mesela, heyecan. Biraz daha erken olsaydı daha başarılı olurdu. Servislere ulaşmaları gerekiyordu. Aynı zamanda hani bugün okula çoğu çocuk belki de gelemeyecek. Bugün olmamalıydı. Çok yanlış bir karardı.